Kısmet Körfez yarış pistindeyiz. Bugün yanımızda çok önemli konuklarımız var. Ferrari 458 İtalya. Ve BMW M2 Sierra. Fakat bugünkü asıl konuğumuz basketbol milli takımımızın değişmez oyuncusu ve NBA oyuncusu Cedi Osman. Bugün Cedi Osman ve bu iki müthiş otomobille eğlenceli bir iş yapacağız. Cedi hoş geldin. Hoş bulduk. İlk defa mı bir piste geliyorsun? İlk defa, evet. Otomobilleri seviyorsun ama değil mi? Bayılırım. Tam senin yerine geldik o zaman. Aynen öyle, tam benim yerime geldik. Hangisi sence? Zaten direkt bunun dersin canım. Ben zaten direkt bunun önüne geçtim. Aslında yok, şaka bir yana ikisi de gerçekten mükemmel yani. O zaman madem pistimiz var, iki tane de güzel otomobilimiz var, bir tanesiyle başlayalım. Başlayalım. Bununla başlayalım. Tamam, olur. Tamam. Bununla başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Eyvah eyvah. Sığdın mı abi? Yani. Bu sıkıntılarım vardı ama. Daha önce bir Ferrari'ye binmiş miydin? Evet, binmiştim daha önce. Neydi o? F12 Berlinetta. Oo, süper. Çok güzel. Vegas'ta binmiştim. Onun küçüğü. Yani aslında Ferrari dediğin zaman bütün yarışan otomobiller falan bunlardır. Yani V8 evet. Daha küçük. Şu anda bu 458 eski kaldı. 488 var şu anda bunun yeni çıkan turbo. Bu son atmosferik olduğu için aslında özel ve değerli bir otomobil. Yani her spor arabaya gerçekten böyle ya gördüğüm zaman dibim düşüyor yani o yüzden. Hep aynı dili konuşuyoruz işte. Yani erkeklerin oyuncağı bu değil mi? Aynen öyle, evet. Ferrari de herkesi kafasında spor otomobil dediğinde yer etmiş bir marka. En ufak çocuğa bile sorsan Ferrari diyor. Tabii ki. İşte bu da onun artık böyle ünlü olmuş otomobillerden biri zaten. Kesinlikle doğru. Şimdi bir yavaş tur atacağım. Tamam. Sonra da sana vereceğim zaten bitince hızlı tur sonrasında. Bir de bakalım sen kullan. Tamam, anlaştık. Şimdi bunu böyle otomatik olarak yavaşça atıyorum. Daha sonra manuele geçeceğim. Buradan da modlarını ayarlayacağız ve biraz hızlı kullanacağız. Amerika'da ne kullanıyorsun? Amerika'da Porsche Panamera kullanıyorum. Elektrikli yani hibrit. Orada tabii bu hibrit işi çok gelişmiş değil mi? Yani elektrik prizleri vesaire. Evet. Burada mesela onlar altyapı çok daha kuvvetli değil burada. Evet ama yavaş yavaş yani şimdi zaten bu aralar özellikle çok fazla Taycan görmeye başladım. Evet. Çok Porsche Taycan zaten full elektrikli. O yüzden bence burada da zaten yavaş yavaş o kültür gelişecek gibime geliyor. Evet, buraya da geldi zaten, bayağı geldi. İnsanlar da kullanmaya başladı. Evet. Yani ilk başta ben de biraz karşıydım aslında, antipatik olarak bakıyordum ama kullandık yani gördükçe de ve hızını, başarılarını vesaire gördükçe de bayağı aslında elektrikli otomobillerin başarılı olduğunu görebiliyorsun. Ya zaten bir kere şey çok güzel, bir sesi var zaten hızlanma, uzay mekiği gibi ya, uzay gemisi gibi yani evet, böyle evet. İlginç bir sesi var. Teknolojiyi seven adamlar için iyi. Efendim? Ama tabii hiçbir zaman için böyle bir benzinli motorun sesini tutamaz. Ya hiçbir zaman tabii ki. Yerini tutamaz. Tabii ki tutamaz yani. O zaman bir gideyim. Gidelim bakalım. Böyle hem 8 silindirli olup hem de böyle inanılmaz devir çeviren, böylece çığlıklar atan bir özel bir şey yani. Çok ya özel daha, bir şey. Daha önce benim zaten hiç pist deneyimim olmadı yani bu ilk kez ve hani zaten Formula 1'i çok takip ediyorum ama tabii şu anda daha iyi anlayabiliyorum yani virajları geniş alıp sonra hani böyle içten kesip. Evet evet, birazdan göreceğim bakalım nasıl kullanıyorsun. Biraz da katkımız olsun sana en azından. Belki bazı şeylerini düzeltmeye çalışacağız en azından. Çünkü insanların dışarıda kullanmasıyla, yolda kullanmasıyla, pistte kullanması bambaşka. Sizde böyle bir sözleşme, kural vesaire var mı? Yani işte hızlı otomobil kullanmayacaksın, tehlikeli spor yapmayacaksın. Ya tabii ki bazı kurallarımız var. Ama sonuçta zaten konuşmuştuk yani. Her sporcunun hayalidir yani bir spor arabası. Bir spor araba. Evet. O yüzden tabii ki de yani
spor arabayla alakalı herhangi bir kural yok. Zaten baktığınızda birçok kişi de yani Ferrari'dir, Aston Martin'dir, işte Lamborghini'dir, yani var da var yani arabalar. Evet, evet, evet. Yani. Ama tabii şimdi orada sonuçta biraz akıllı davranmak lazım ve yani dikkatli kullanmak lazım sonuçta. Arada insan hani hız yapmak istiyor ama sonuçta bir yandan da bir keyif arabası yani. Kesinlikle. Yani obje zaten. Yani hem zevk alıyorsun, bakarken de zevk alıyorsun. İçine oturduğun zaman hiç hızlı gitmesen de trafik içinde de zevk alıyorsun aslında, bakma. Evet. Şimdi otomobilde de mesela birçok beygirler, güçler, torklar, şanzımanlar, egzozlar, acayip şeyler konuşuluyor ama aslında otomobilin en önemli noktalarından biri, en önemli parçalarından biri tekerleklerdir, lastiklerdir. Yani özellikle pistte onu anlayabiliyorsun. Evet. Çünkü niye? Yani yerle tek temasını sağladığın yer lastikler. O nedenle işte bu tip otomobillerin lastik seçimi, lastiğinin durumu, kondisyonu, lastik basınçları, havaları. Çünkü mesela performanslı kullandığın zaman lastik basınç havaları çok yükselir, lastik basınçları. Dolayısıyla da otomobil performansını kaybetmeye başlar. Şimdi Amerika'da falan daha çok yaşadığın için soruyorum ama sen de lastiklerine önem verir misin? Tabii ki. Özellikle benim yaşadığım şehirde, Cleveland biraz soğuk bir şehir olduğu için genelde çok yani buzlanma oluyor soğuk olduğundan dolayı. Bayağı da bir kar yağıyor. O yüzden tabii ki de kış lastikleri yani her daim bulundurmak zorundasınız yani özellikle öyle bir yerde. Panamera'yı neden aldın? Tercih ettin. Az çok anlaşılıyor. Dört çeker. Aynen öyle. Evet, dört çeker. Burada da tabii şimdi bütün lastikleri bir arada bulabileceğin çok bir yer yok. Hangi lastiği seçmen gerektiğini bilmen için biraz böyle bilinçli olman lazım. Mesela Türkiye'de de lastik park var bununla ilgili. İşte bütün illerde, Türkiye'nin bütün bölgelerinde bayileri bulunuyor. İşte bir yerden aldığın zaman diğer taraf onun garantisine devam ediyor. Hı hı. Ve en önemli şey her marka lastik satıyorlar. Hı. Yani sen gittiğin zaman bir tek bayiye gitmemiş oluyorsun. Bütün markaların olduğu bir hipermarkete gitmiş gibi oluyorsun. Ve oradan istediğini seçebiliyorsun. Seni yönlendirebiliyorlar. Bu güzel bir şey. Peki ilk otomobilin neydi? Benim ilk otomobilim Audi A3. Aa, evet. Güzel. Şey 1.6 mı? 1.8 T mi? 1.6, 1.6. 1.6, daha güzel. Evet. O zaman şöyle hızlı bir tur atalım. Atalım. Sonrasında da direksiyonu ben şöyle bir iyice oturayım. Buralarda virajdan önce bütün hareketlerini bitirmiş olman lazım. Doğru vites, doğru hız. Güzel de bir yanlama yaşadık. Evet evet, tatlı bir yanlama yaptık. O zaman biraz da seni görelim, seni sıra. Heyecanlanmışsındır tabii değil mi? Bu kadar piste geldik. Vallahi evet. Ya işte, zaten seni. Çok merak ediyorum ben de ilk deneyim nasıl olacak diye. Buyurun size bırakayım. Evet. Şunu çekelim geri Haydi. Biraz. Bakalım. Ben buna pek giremiyor musun? Pek sığmadım gibi. Kasktan dolayı sığmadım. Normalde sığıyorum da çok kask şey olmadı kask gibi. Kask tabii nereden baksan 4-5 santim şey getirir. Hiç kullanamayacak gibisin. Rahat edemezsin. Yani rahat edemem çünkü kafa sürekli sağa sola çarpar gibime geliyor. Bir de bacaklar da tabii dolayısıyla evet. Ilgili. Ne yapsak? M2'yi kullanmak ister misin? Olur. Yüksek ihtimalle ona biraz daha rahat sığarım gibi. Sığdın. Evet. İyi. Geliyorum evet. O zaman. Ya bu otomobil normalde burada M2 yazıyor. Her yerinde M2 yazıyor ama motoru M4. Yani bayağı daha güçlü. Daha önce hiç BMW kullanmadım. Hiç kullanmadın mı? Hiç kullanmadım, yok. Yani bu araba BMW M serisinin haylaz çocuğu. En hafifi. Dolayısıyla motoru da biraz daha güçsüz M'lere göre ama işte bu güçlü M motoru üstünde olduğu için çok daha haylaz. Evet, yani şey hissedebiliyorsun aslında, ne kadar hafif olduğunu hissedebiliyorum aslında. Çok daha rahat hareket ettirebiliyorsun. Aynı şekilde sana daha direksiyon rahat ediyor. Keskin hareketler yapabiliyor. Bu arada sende bir şeyler var. Yaptık. Yani bir şeyler yapmışsın, yapmadın diyorsun ama. Formula 1'den tabii takip ettim ama tabii izlemek yani ve kullanmak. Evet, çok arabayı nereye konumlandırman gerektiğini biliyorsun en azından. Dıştan gelip bak ortaya, sonra sola. Yani biraz işte o da hani izlediğim işte Formula 1 yarışlarından, yani bazen o üç kamerayı gösteriyorlar, o zaman
Daha orada anlıyorsun her şeyi. Evet. Bayağı gidiyor değil mi? Evet. Ya aslında işte normalde tabii dışarıdan baktığınız zaman yani tabii neyin ne olduğunu bilemiyorsun ama içine oturduktan sonra, kullanmaya başladıktan sonra aslında ne kadar evet, içeride hız nasıl bir canavar olduğunu fark evet, ediyorsunuz aynen. Yani. Gözlerin gülüyor. Spor araba oldu mu hemen gözler gülüyor tabii. Güzel. Şimdi hafif sağa. O kadar dur, yavaşlamana gerek yok. Sol. Sonra sağa. Sonra düzelmeye başladıktan sonra yavaş yavaş hızlanabilirsin. Süper. Sola devam. Kuşları kurtaralım yeter. Sonuna doğru bırakıyorsun. Biraz sabrediyorsun. Biraz daha sabrediyorsun. Şimdi girmeye başlıyorsun. Kendini rahat hissetmen yani otomobilde böyle kendi ayağın elinmiş gibi hareket etmeye başladığın zaman abi zaten çok daha hızlı gidiyorsun anlamına gelir. Nasıl kestirebiliyorsun? Nerede fren yapman gerektiğini, nerede yapmaman gerekiyor, nerede yapman gerekiyor? O biraz şeyle alakalı aslında yani ilk defa gördüğün bir yerde zaten ona karar veremezsin. Ama mesela şu virajı kendi kafanda önce bir geçiyorsun kendi kafanda. Ondan sonra geçtikten sonra gerçek hayatta geçiyorsun. Gerçek hayatta baktığın zaman da diyorsun ki ya burada biraz daha hızlı olabilirmişim. Yani geze geze aslında iş oturuyor. Şimdi mesela bak sen her seferinde hızlanmaya başladın. Şimdi mesela burada ne yapacaktın? Solda kalacaksın. Frenini yapacaksın. Sonra sağa doğru dönmeye başlayacaksın. Sonra düzelmeye başladıkça da hızlanmaya başlayacaksın. Bunlar nereden çıktı? Şimdi sağa. Hızlanmaya başla yavaş yavaş. Buraya fren yapmana gerek yok. Sabit bir gazla devam et. Bak buraya da aynı. Devam et, devam et, devam et. Dışarı doğru bırak arabayı, rahatlasın. Şimdi fren yap. Fren, fren, fren. Şimdi içeri doğru dönmeye başla. Evet. Kuşlar biraz kuşlardan. Buraya da dönebilirsin. Korkma hiç. Şimdi bir sonraki biraz solda olduğu için biz sağda kalıyoruz. Sonra şimdi sola doğru yanaşmaya başlıyoruz. Bir sonraki viraj sağda olduğu için solda kalıyoruz. Hemen sağ ve sol yapıyoruz. Sonra tekrar sağ yapıyoruz ve yine hızlanmaya başlıyoruz. Nasıldı pist? Valla çok zevkliydi. Ben çok zevk aldım. İlk deneyimim gayet güzel geçti. Gayet iyi bir öğrencisin. Teşekkür ederim. İyi teşekkür öğreniyorsun ederim. En azından. Umarım bir dahaki sefere daha iyi bir şekilde dönmüş olurum. Kökler güzel, genler güzel. Teşekkürler. O zaman seni bir yarışmaya falan bırakmayız. Araba yarışı için hazır değilim, onu söyleyeyim. Yok yok, tamam. Senin uzman olduğun bir konuda ha, o zaman tamam. O zaman olur. Evet. Basket topun geldi. Yarışmanın evet, kuralları geldim. Şu şekilde. Cedi Osman'ın rakibi Alperen Fidancı. Alperen bu BMW M2 CS'in sahibi. Aynı zamanda da bir otomobil yarışçısı. Alperen M2'si ile en hızlı pist turunu atmaya çalışacak. Cedi'nin amacı ise bu süre zarfında mümkün olduğu kadar çok basket atmak. Alperen start çizgisinden hareket eder etmez Cedi de ilk sayısı için şutunu çekecek. Cedi'nin attığı her basket 4 saniye niteliğinde ve her sayısı Alperen'in pist süresinden 4 saniye düşürecek. Alperen bir turu tamamlayıp finish çizgisinden geçtiği anda yarışma sona erecek. Bakalım Alperen mi daha kısa sürede turunu tamamlayacak yoksa Cedi mi aynı sürede daha fazla sayı yapacak. İki tarafa da bol şans.
o son basketi atmayacaktın. Yani atmasaydın biz yenmiştik. Bizi burada madara ettin kendi pistimizde. Yani misafir aslında misafir olarak tabii benim kaybetmem gerekiyordu ama çok kaybetmeyi seven biri olmadığım için yani her zaman hırslı oynarım, o yüzden bu seferlik beni affedin ne olursunuz. Baskette iyisin. Çok güzel bir gün geçti. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Yine otomobille ilgili herhangi bir şey yapmak istersen buralarda olduğun zaman her zaman kapımız açık. Telefonumuz 7/24. Online. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Gerçekten çok güzel bir gün oldu. Hem genel olarak biraz arabalardan bahsetmiş olduk hem de dediğim gibi pistte ilk deneyimimi yaşamış oldum. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Bu imkanı da bize sağladığı için Lastik Park'a da buradan teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.